Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir eğitime devam ediyoruz. Bu haftaki eğitimimizde karşılıklı etki diyagramı konusunda beraber bir çalışmalarımız olacak arkadaşlar. Karşılıklı etki diyagramlarının elde edilmesi, belki bazen teorik çözüm yapacağız, bazen X-Track kullanacağız ve Etapsın Section Designer'ını tercih ediyorum bazen. Bunların üzerinde yardımcı programları kullanarak karşılıklı etki diyagramlarını elde etmeye çalışacağız. Karşılıklı etki diyagramı deyince arkadaşlar karşımıza zaten böyle bir eğri çıkacak. Şu eğriyi elde etmek. Bu eğri bir nevi akma eğrisi olarak da isimlendirebiliriz. Artık kesit ve kesitin içindeki donut oranına bağlı olarak biz bu eğriyi elde ediyoruz. Eğer hesaplarımızla ilgili eksenel kuvvete karşılık gelen moment bu eğrinin dışındaysa sistem artık plastik özellik taşıyacak ve kesit yetersiz olmaya başlayacak. Amaç bu eğri içerisinde kalabilmek arkadaşlar. Burada da bir 3 boyutlu şekli görmekteyiz. 3 boyutlu şekilden kastımız şu. Bir kesitimiz olduğunu düşünelim. Kare bir kesitimiz var. Her iki eğrimizde eşit var. Bir donatı düzenimiz var burada arkadaşlar. Bu donatı düzenine İşte x ekseninde bir dönme, y ekseninde bir dönmeyi dikkate alarak üzerindeki farklı eksenel kuvvetlere karşılık gelen momentler hesaplanmış ve bu grafik eğrisi elde edilmiş. Şu x ekseni üzerindeki dönmeyi ifade eden eğri, bu y ekseni üzerinde dönmeyi ifade eden eğri arkadaşlar. Bu eğri üzerinde 4 tane kritik nokta var. Birinci kritik noktamız burası, basınç noktamız. Yani sistemdeki hem beton arme elemanları hem de çelik elemanları tamamıyla çekmeye, basınca çalışan bir yapı var. Ardından bir diğer kritik noktamız arkadaşlar. Tam bu bombenin oluştuğu nokta diyebiliriz. Bu nokta denge noktası arkadaşlar. Daha sonraki slaytlarımızda da bunu göstereceğim. Yani bu noktadan önce eğer bir eksenel kuvvet ve moment çifti buraya denk gelirse bir gevrek kırılma gösterecek. Bu noktadan sonra sünek kırılma. Yani bu denge noktasının anlamı şu. Donatı birim şekil değiştirmesi akmaya ulaştığı anda betonun birim şekil değiştirmesi de kopma birimine ulaşmıştır. İkisi de aynı anda geçiyorlar. Nokta üzerinde tam yine denge kırılma. Noktadan aşağı doğru inmeye başladıkça artık sünek kırılma gözlemliyoruz arkadaşlar. Bir diğer noktam burası oluyor arkadaşlar. Sistemin eksenel kuvvet olmadığı, yani eksenel kuvvetin sıfır olduğu anda sistemin taşıyacağı bir moment kuvveti var. Veya bir diğer, üçüncü noktamız buydu. Bir diğer önemli noktamız ise arkadaşlar bütün sistemin beton dahil çekmeye çalıştığı nokta. Eğer betonun çekmesi FCTK'sı sıfır kabul ettiğimiz zaman bütün zaten donatıların çekmeye çalıştığı kısım ilgili kuvveti buluyoruz eksenel kuvveti ve beton tamamıyla çekmeye çalışıyor. Basit karşılıklı etki diyagramında arkadaşlar kısaca önemli noktalara bu şekilde bahsettim. Şimdi devam edelim. Lisanstayken ben ilk defa karşılıklı etki diyagramlarında bunlarla karşılaştım arkadaşlar. Bir kesitim var BH boyutlarında. Bu kesitin üzerindeki donatı oranına bağlı olarak da bir karşılıklı etki diyagramları elde edilmiş. Şimdi bizim aslında amacımız bu karşılıklı etki diyagramlarını kullanmak değil, abakları kullanmak değil de bizim ilgili donatı düzenimize uygun olarak bir karşılıklı etki diyagramını çizebilmek arkadaşlar. Biz bunu elde etmeye çalışacağız. Aslında lisansta direkt bu abakları göstermekten ziyade basitçe eğer şu eğriyi bir daha çizersem bize şu dört noktanın nasıl bulacağını göstermeleri benim için daha iyi öğrenciler için, mühendisler için daha iyi bir şey olacağını ben öyle düşünüyorum. Eğer bu dört noktayı zaten bulsaydık lineer olarak biz kendimiz bunları kabul edip ilgili kuvvet çiftine karşılık gelen değerleri hesaplayabilirdik ve kesitimizi ona göre tasarlardık. Abaklardan ilgili donatı düzenini aramaktansa belki böyle bir şey yapılabilir. Bu sadece benim bir görüşüm arkadaşlar.
Lisansta zaten böyle ABAP'ları görüyoruz. İlgili donat oranına karşılık gelen bir düzen var. Ama biz ABAP'ları değil, sadece bizim kendi var olan donat düzeyimize karşılık gelen, var olan kesit ve donatımız düzeyimize karşılık gelen karşılıklı etki diyagramları elde edeceğiz. Bundaki amacımız şu olacak arkadaşlar. Niye performans analizi yapacağız? Bu performans analizinde eksenel kuvvetin akmada bir söz konusu oluyor. Çünkü taşıma gücünü etkiliyor arkadaşlar. Bunun için bu karşılıklı etki diyagramları elde edeceğiz ve performans analizlerimizde bunları kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bir şey daha bahsetmek istiyorum. Aslında yönetmeliğin bize sınırladığı durumlardan. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar daha önceden şu bombeli noktalar aslında tam denge noktası. Biz kesitlerimizde sürekliliği dikkate almamız gerekecek. Sürekli bir yapı tasarlıyoruz. Ama kolonlarda yönetmelik eksenel kuvvetin varlığından dolayı bir miktar gevrek kırılmaya izin veriliyor. Tabii bir miktar gevrek kırılmaya izin verilmesi demek tamamıyla gevrek kırılma olacak diye bir şey yok. Çünkü bu eğrinin şöyle bir bizim donatı düzenimize uygun olan eğriyi çizelim. Yani bu eğrinin içinde her yerde kalan kuvvet çifti tabii ki kullanamayacağız. Bunun için yönetmelik aşırı gevrek kırılmayı önlemek amacıyla bu noktada bir sınır koyuyor. Formülasyonu hani zaten burada %40'ını geçmeyecek şekilde bir sınır koyuyor. Bunun amacı da arkadaşlar aşırı gevrek kırılmayı önlemek. Tabii ki bununla beraber bir başka sınır noktası minimum bir dış merkezlik söz konusu olacak arkadaşlar. Yönetmelik minimum TS500 aslında minimum bir dış merkezlik kullanıyor. Yani kesitti diyor bir çekme olması gerekiyor. Artık tüm sistem basınca değil de artık bu noktadan sonra çekme bölgesinde kalan donatılar çekmeye çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Yani buradan itibaren hepsi basınçtaydı. Artık bu noktadan itibaren donatıların bir kısmı artık çekmeye çalışacak. Yani tamamıyla sistemin basınca çalışmasına izin vermiyoruz. Yani eğrimizin şu mavi çizik olduğunu kabul edelim. Şuraya denk gelen bölgeler bizim için sınır dışı olacak. Aşırı gevrek kırılmadan dolayı da eğrinin şu bölgeleri içindeki bu bölgelerde artık yasaklı bölge. Şimdi yönetmelik tabii ki minimum bir donatı oranı olmasını istiyor. Çünkü bu da sürekli davranışın bir sebebi. Tamam, kesitim var. Kesit boyutlarımın içine yerleştireceğim bir donatı seçeceğim. Tabii ki o da minimum bir donat olacak. Bu tasarımda tabii ki önemli. İlk aşamada eğer bizim zaten performans analizi yapıyorsak bir sistemimiz var, bir çıkar. Bunu zaten kontrolümüze gerek yok. Ama ilk tasarımda minimum bir, o kesitin taşıyacağım minimum bir donatı oranı olacak. O donatı oranı da bunun içerisinde olmayacak. Çünkü sürekli bir kırılma isteniyor. Şimdi aşırı gevrek kırılmayı da önlemek için yönetmelik bir sınırda tanımlıyor. Dikkat ederseniz birinci sınır bir dış merkezlik tanımlıyor. Niye? Tüm sistem tamamıyla basınca çalışmasın. İkinci kısım aşırı gevrek kırılmayı önlüyor. Gevrek kırılmayı önlemek için bir sınır var. Üçüncü kısma geldiğimiz zaman bir roaming var. Diyor ki o kesitin içine minimum bir donatından az kullanamazsın. O donatıya karşılık gelen eğriler diyelim seçtiğimiz donat üzerine o donatı için minimum donatından azsa buraya da böyle bir karşılıklı etki diyagramlar olacak. Biz bunları kullanamayız arkadaşlar. Yönetmelik de bunu sınırlıyor. Niye? Süneklik için. Şimdi daha önceki anlatımlarımızda dedik ki çekme donatısının artması moment kapasitesini artırıyor. Yalnız sürekli azaltıcı etkisi var. Bundan dolayı da yönetmelik yine aşırı gevrek kırılmayı veya sünek kırılmayı gevrek kırılmayı önlemek amacıyla da bir maksimum sınır koyuyor arkadaşlar. Bu da bu sınır ki ilgili kesitimiz için diyelim. Bu sınırı burada olacak şekilde önlüyor. Bizim eğer hesap ettik, donatı düzenimizi yerleştirdik ve bu eğriyi elde ettik. Eğer bizim kuvvet çiftimiz ilgili sistemdeki statik yükten gelen kuvvet çiftimiz moment eğrimiz şu noktası birleşim noktası bu beyaz bölge içerisinde kalıyorsa artık ben şuraya kırmızıyla vurgulayacağım. Şu kırmızı bölge içerisinde artık kalıyorsa burası güvenli bölge.
Şu sarı ile boyayalım. Bizim asıl sistem bu. Bu bölge bizim yani donatıdan elde ettiğimiz. Eğer minimum donatıdan küçükse şu bölge ise minimum donatıdan artı küçük dış merkezliği de dikkate almadıysak veya aşırı denge donat oranı şuradan şurası düşünürsek aşırı kısımda sarı bölge ise bizim yani maksimum bir donat üzerine koyduysak sarı bölge diyelim. Bunlar da güvensiz bölgeler oluyor arkadaşlar. Bizim için güvenli bölge ilgili kuvvet çiftleri şu kırmızı ile taradığım bölge içerisinde kalmak zorunda ki sistem sünekli davranış gerçekleştir. Yönetmenin sınırları dahilinde sünekli davranış gerçekleştirsin ve benim plastik mafsal kabullerim doğru olsun ki sistem gerekli performans düzeyini sağlayabilsin arkadaşlar. Şimdi az önce belli sınırlar söylemiştik. Bunları bir de şuradan bahsetmek istiyorum. Dedik ki minimum bir dış merkezlik söz konusu olacak. Aslında bak minimum bir dış merkezlik burası oluyor. Bu noktadan itibaren artık sistemde çekme bölgesinde kalan donatılar artık burada çekmeye çalışıyor. Ama hala basınç kırılması etkisi altında ama donatılar artık çekmeye çalışıyor. Burada tamamıyla basınç. Bu bölgede donatılar tamamıyla basınç etkisinde. Artık bu noktadan sonra o minimum dış merkezi kabul etme nedeni bu. Çekme yüzeyine yakın donatılar çekme etkisinde oluyor, başlıyor ve benim artık sünek tasarıma zorlamaya başlıyorum. Denge nokta burada 5. nokta arkadaşlar. Artık beton kırılma birimine ulaştığı anda donatı da akmaya ulaşıyor. Bu tam noktada şu noktanın tam üzerinde zaten basınç kırılması var. Noktayı bu aşağı doğru geçmeye başladığı anda çekme kırılması etkilenmeye başlıyor. Burada da zaten bir kiriş gibi davranıyor aslında. Basit eğimi. Bir diğer önemli nokta bu demiştik. Önemli noktalarımı şöyle işaretleyeyim. 1 numaralı nokta, 5 numaralı nokta, 6 numaralı ve 7 numaralı nokta. Bu noktaları bilirsek ve bunları lineer bir şekilde birbiriyle birleştirirsek arkadaşlar aslında şunlar aslında güvenli bölge. Bizim için güvende kalacağımız bölgeler oluyor. Biz yine bu lineer olan çizgiye bir göre bile tasarım yapsak güvenli kısımda kalmış oluyoruz arkadaşlar. Ve biz bu 4 noktayı tanımlayarak örnek bir sorumuzda 4 farklı noktayı tanımlayacağız ve bu 4 farklı nokta üzerinden de teorik olarak bir hesap yapacağız. 6. noktayı dedim arkadaşlar. Basit eğilmenin bulunduğu nokta sistemde bir eksenal kuvvet yok. Tamamıyla çekmeye çalışıyor ve yine sünek kırma zaten akma noktası tamamıyla donatıdaki akma tamamıyla akma noktasını geçiyor. Beton da zaten burada çekmeye eşit olduğuna diyelim. Sınır noktam bu. Buna eşit ol, beton kopmaya eşit olduğu anda donatım zaten akmış oluyor. Burası da çekme noktası. Betonun dedim çekmesini ihmal edersek sıfır kalırsak tüm donatılar çekmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin son slaytına geldim. Örnek bir sorumuz olacak dedim. Örnek dediğim gibi karşılıklı etki diyagramımız var. Bu karşılıklı etki diyagramım üzerinde aslında bir moment eğrine baktığımız zaman bombe noktasından önceki noktalar ABC noktaları gevrek çalışırken yani süneklik olan ABC küçük olacak D ve E. Nereden anlıyoruz bunu arkadaşlar? Buraya baktığımız zaman ABC yani akmanın en büyük yer değiştirmenin akmaya oranları zaten bize sünekliği verecek. Baktığım zaman ABC'nin tamam moment taşıma kapasiteleri yüksek olabilir, yükselmiş. BBC'ye baktığımız zaman aşırı da artmış. Ama ve lakin D ve E noktalarını özellikle çekmeye baktığımız zaman daha da ileride fi binde %20'lere gelmiş. D ve E daha da sünek bir davranış sergiliyor arkadaşlar. Çünkü çekme kırılması gösteriyor. O zaman bizim sistemi tamamıyla çekmeye zorlamaya çalışmamız lazım. Ama bu demek olmuyor ki B noktası güvenli değil. Çünkü biz bunun için bir minimum donatı çizdireceğiz. Bir minimum dış merkezlik alacağız. Zaten maksimum da dışarıda bir yerdedir. Eğer bu eğri içerisinde şurada kalıyorsa B noktası bizim için güvenli diyebiliriz. Biz işte bunları arkadaşlar basit bir belki bu kadar karmaşık bir örneğimiz olmayacak. Basit bir örneğimiz olacak. Biz basit bir örneğimiz üzerinden tamamıyla basınca çalışan denge noktasını
işte basit eğilme noktasını ve çekmeye çalışan dört farklı noktayı elle hesaplayacağız ve karşılıklı etki diyagramımızı kendimiz basitçe çizmeye çalışacağız. Aslında arkadaki teorik planı bu şekilde öğrenip daha sonra x-direk üzerinden örnek sorularla sürekli araştırmaya çalışacağız arkadaşlar. X-direk kullanmayı planlıyorum. Bir de Etaps'ın section designer'ını kullanacağız arkadaşlar ve bu eğitim serimizi de bu şekilde tamamlayacağız ve yeni bir konuya devam edeceğiz arkadaşlar. Bizleri YouTube kanalımızdan, LinkedIn sayfamızdan ve Instagram sayfamızdan arkadaşlar takip edebilirsiniz. Ayrıca web sayfamızda bulunan haber bültenimize abone olarak bültenlerimizi takip edebilirsiniz. Eklerimizi ilk önce bültenlerimize takip olup eklerimiz olursa tabii program eğitimler içerisinde ilk önce bültenimize abone olanlarla paylaşacağız. Daha sonra web sitemizde ilgili yazılarımızın altına zamanla paylaşmış olacağız. Ama ilk önce bültenimize abone olanlar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.